Merhabalar, bu videoda sizlere inşaatta nasıl daire alınması gerektiğine ilişkin birkaç diyodan bahsedeceğim. İzlediğiniz videoların fazla sakin, stabil, arka planların çok duran olduğunu farkındayım. Burada sizlere elimize bir kamera alıp şaklabanlık yaparak orada onun evini göstererek, bunun köşkünü göstererek, bunun villasını göstererek bir şeyler yapma niyetinde değilim. Herkesin bir çalışma alanı var. Türkiye villalardan, rezidanslardan, yalı dairelerinden ibaret değil. 82 milyonun, 83 milyon nüfusun yaşadığı ülkemizde herkesin yaşadığı bir mahalle, bir site, bir villa ve bir apartman kültürü var. Site turları, daire turları, villa turları, bilmem ne turları diyerek sizin kafanızı bulandırmayacağım. Gayrimenkul alıcıları inşaattan daire alırken dolandırılmadan nasıl daire alınır size bunu anlatacağım. Gayrimenkul yatırımı yapmak için yapmanız gereken ilk şey şu. İnşaatta bir daire alıyorsanız cebinizdeki paraya bakacaksınız. Cebimde benim inşaattan daire alabilmek için 50 bin lira, 70 bin lira param var. Beğendiğim daire 200-250 bin lira. Bu daireyi ben konut kredisiyle alacaksam doğru, güvenilir, ayakları yere basan, uzun yıllardır piyasada olan ve sektörde varlığını kanıtlamış bir inşaat firmasıyla çalışmam lazım. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Alışveriş yapacağınız insanları iyi denemelisiniz, iyi bilmelisiniz, iyi görmelisiniz. Yoksa rezil olursunuz. Yaşanılan bir örneği şimdi sizinle paylaşayım. Vatandaşın bir tanesi, bir devlet memuru, emekli bir polis, bütün meslek grubunu tenzih ediyorum. Manisa Güzeldut bölgesine giriyor, adam iki tane, üç tane inşaat yapıyor ve tamamı devlet memurlarından oluşan bir grubu bir araya topluyor. Diyor ki şu site içerisinde şurayı yapıyoruz, şurayı yapmaya başladık, bu proje çok güzel satıyor, bu proje şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Öğretmen, polis, asker ne kadar varsa hepsini almış bir sitenin içine toplamış. Daha sonra adam vergi borçlarını ödeyemediği için, oturma ruhsatlarını alamadığı için, eksikler olduğu için elindeki mevcut paraların büyük bölümünü topluyor, adam defoluyor gidiyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Susmak bilmeyen telefonlar. Allah belasını versin, bize bir yer sattı, böyle bir yer var, burayı satar mısınız? Buradan kurtulamıyoruz, bize yardım eder misiniz? Arkadaşım işler oraya gelene kadar neredeydin? Devlet memuru, emekli adamın müteahhitlikle ne işi var? Daha önce bir yeteneği olmuş mu? Bu konuda bir ehliyeti var mı? Daha önce kaç tane başarısı kanıtlamış? Kaç tane başarısı gerçekleşmiş? Kaç tane yeri var? Bunları hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz. Sadece parayı yatırmak esas alınarak çekle, senetle, parayla, uzun vadeli işlemlerle satın alma yoluna gidiyor bizim milletimiz. Burada irdelenmesi gereken konu şu. Alışveriş yapacağım firma düzgün bir firma mı? Önce bu firmanın sağlamlığını, güvenilirliğini görebilmek için lütfen mali geçmişini isteyin. Gidin daha önceden yaptığı inşaatları inceleyin. Başarılarına bakın. Yaptığı inşaatların içerisinde onlardan daire almış insanların kapılarını çalın. Bu insanlara sorular sorun. Deyin ki ya kardeşim biz bu adamdan ev alacağız. Ev kalitesi nasıl? Ödemeleri nasıl yaptınız? Başınız karnınız ağrıdı mı? Bu adamlarla çalışılır mı? Mutfak dolaplarınızda problem oldu mu? Banyo rezervuarınızda sıkıntı var mı? Elektrik anahtarlarınızda sıkıntı yaşadınız mı? PVC'ler problemli miydi? Doğalgaz panellerinde sıkıntı yaşadınız mı? Sizi mağdur etti mi sorularını sorun. İlk önce bir araştırma yapın. Bizim milletimiz alışkın. Araştırma yapmadan yatırım yapmaya gidiyor. Kardeşim satın alma yapıyorsun, para bağlıyorsun, emeğin var, terin var, uykusuz gecelerin var, özel hayatından kıstığın zamanların var, çocuğundan, karından, anandan, babandan ayrı kalarak alnının teriyle hak ettiğin o parayı sen nasıl araştırma yapmadan, hiçbir şeyin altyapısını hazırlamadan kalkar gidersin de birilerine verirsin. Çok saçma değil mi ya? Ondan sonra televizyona bakıyorum. Son bir ay içerisinde, iki ay içerisinde televizyonda, ana haber bültenlerinde yer yer şunu görüyorum. Seçim gündemi dışında şunu görüyorum. Efendim mesela inşaattan daire aldık, dolandırdılar. İşte kanser hastası oldum, şeker hastası oldum, tansiyondan gitti. Efendime söyleyeyim işte beyin tümörü oldu. Ya arkadaş, hayatta hiçbir şey kafaya takılacak kadar şey değil, ciddi değil. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Parayı batırabilirsiniz. Artık o paranın araştırma yapmadığınız zaman nasıl batırılacağını öğrenmiş durumdasınız. Bunu yapmayın gözünüzü seveyim ya. Küçücük çocuğa kalkıp sobaya ellerse elinin yanacağını cız cız diye öğretirken o parayı tanımadığın, bilmediğin bir şirkete götürüp verdiğinde batacağını niye düşünerek hareket edemiyorsun? Ülke olarak araştırmıyoruz. Araştırın. Yapacağınız ilk şey 1. Elindeki paranın kıymetini bil. Paranı büyütmek istiyorsan paranı büyütebileceğin doğru yatırım araçlarını kullan. 2. Eğer gayrimenkul alacaksan piyasadaki en doğru inşaat projesini bul. 3.
Müteahhit inşaat projesini yapan müteahhitin sağlamlığını araştır. 4. Daha önce yapmış olduğu inşaatların başarılarını, başarısızlıklarını, yaptığı inşaatların içerisinde oturan, yaşayan insanların kapılarını çalarak sorgula. 5. Eğer kendin bir şeyleri beceremiyorsan, sonuç alamıyorsan, daha önce onlarla sonuç almış ortak birilerini bulmaya gayret göster, o insanlarla ortak hareket et. 6. Daha iyi bir işlem yapabilmek için eğer kendi adına sağlam ve güvenilir, ayakları yere basan bir işlem yapamıyorsan, yapamayacağına inanıyorsan, bir gayrimenkul danışmanının danışmanlığını talep et, o gayrimenkul danışmanının tecrübelerine güvenerek onunla git ve sonuç al. 7. Bu seni eğer ikna etmediyse, gayrimenkul ofislerinin bağlı olduğu emlak odalarına git, emlak odalarının başkanlarından yardım iste. Kurumsal firmalar bir şehirde gelip yatırım yapacağı zaman ne yapıyor biliyor musunuz? İlgili emlak odalarının danışmanlarıyla, müdürleriyle, emlak odalarının başkanlarıyla görüşüyor. Bunların hepsi araştırma yaparak yatırımlarını yapıyorlar. Bu konu hakkında bilgin var mı? Yok. Ben sana şunu söyleyeyim. 8. Yapacağın şey basit. Kendine güvenmiyorsan, nasıl bir işlem yapacağını bilmiyorsan, ne hakkında nasıl araştırma yapacağına dair bir fikrin yoksa, yapacağın şey, izleyeceğin adımlar belli. Her ne olursa olsun, bir daha altını çizerek söylüyorum, kendine güvenmediğin ve kalitesinden emin olmadığın, inşaatı bitirebileceğinden emin olmadığın, sana güven vermeyen bir müteahhit firmayla lütfen yoluna devam etme. Sokağa atılacak paran varsa o ayrı. Son olarak eklemek istediğim bir detay daha var. Müteahhit firma ne kadar güven verirse versin, bir müteahhit firmadan alışveriş yaparken o müteahhit firmanın ticari sicilini bankaya gidip araştırmadan, çeklerinin vurulup vurulmadığını öğrenmeden, bir iki esnafla görüşmeden, gayrimenkulün yapıldığı bölgedeki şirketlerden, muhasebe ofislerinden ya da sivil toplum kuruluşlarına danışmadan bir işlem yapma yoluna gidersen, emin ol, o yatırdığın parayı kumarda oynamışsın gibi kaybetmeye mahkumsun. Güzel yurt olarak adlandırdığımız bölgenin yanı sıra Manisa'da bir de Muradi olarak adlandırdığımız bir bölge var. Şehrin imara açılacak olan son bölgesinde eski evlerin bulunduğu, yer evlerinin, köy evlerinin bulunduğu, göçmenlerin bulunduğu bir belediyelik bir alanı aldılar. Kepçeyle komple girdiler. Buranın altyapısını oluşturmadan inşaat yaptılar. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi 5 katlı binanın 3. katına su çıkmıyor. Aynı binanın içerisinde doğalgazınız var, doğalgaz borunuz var, kombiniz var, peteğiniz var ama her ne olursa olsun ısınamıyorsunuz. Neden? Çünkü sokakta doğalgaz hattı yok. 5 katlı binanın 2. katında oturuyorsunuz. Aşağıda hidrofor olmadığı için dairenin içine su basmıyor. Sabah kalktığınızda tuvalete giremiyorsunuz, yüzünüzü yıkayamıyorsunuz, duş alamıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir kaygısı olduğunu biliyor musunuz? Araştırma yapmadan hiçbir şekilde yatırım yapmayın. Şu an bölgede o kadar çok gayrimenkul var ki 2 artı 1 daireler bugünün parasıyla ortalama 25 bin dolarla şöyle söyleyeyim size 25 bin dolarla ortalama 45 bin dolar arasında değişen rakamlarda satılıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Her ne olursa olsun araştırma yapmadan bir gayrimenkul asla yatırım yapmayın. Yoksa poker masasına ya da kılıç masasına oturduğunuzda bir kupa kızı istiyorum dediğiniz zaman kupa kızı karşıya açılır. Siz de bir kupa kızına önünüzdeki evi ya da yatırımınızı kaybedersiniz. Ben Mustafa Ergün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.